Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayatlamayan kavanoz kurabiyesi yapacağım. Bunun için malzemelerim 200 gram yumuşamış tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 adet yumurta akı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. Üzeri için de pudra şekerine ihtiyacım var. Malzemelerim bu kadar. Şimdi bu lezzetli kurabiyemizin yapımına geçelim. Evet, şimdi yoğurma kabıma un hariç bütün malzememi ekliyorum. Şimdi bu malzemelerimi şöyle krema kıvamına gelene kadar yoğuruyorum. Evet, krema kıvamına getirdikten sonra malzemelerimi, unumu ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Az az unumuzu ilave edip istediğimiz kıvamı yakalayacağız. Şimdi 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyamı ekliyorum. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesine devam edelim. Evet, yumuşak hamur hazır. Şimdi fındıktan biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayacağım. Küçük kurabiyelerimiz olacak. Ve tepsiye diziyorum. Kurabiye hamurlarımı yuvarladıktan sonra ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Çok kızartmamaya dikkat edelim. Kurabiyelerimiz beyaz kalacak şekilde pişirelim. Evet, kurabiyemizi beyaz kalacak şekilde pişirdik. Pişirdikten sonra iyice soğuttuk. Şimdi üzerine, biliyorsunuz hamurumuzu yoğururken pudra şekeri eklememiştik. Şimdi üzerine pudra şekeri serpelim bol miktarda. Tepsimizi şöyle sallıyorum ki her tarafına eşit şekilde yayılması için. Evet, şimdi şöyle bir kavanozum var. Kurabiyelerimi içine koyuyorum. Yaklaşık 2 hafta bu kurabiyeleri ağzı kapalı olarak saklayabilirsiniz. Aniden misafiriniz geldiğinde hemen kavanozdan çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer kalırsa tabii ki. Kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye oluyor. Özellikle de kahvenin yanına mükemmel oluyor. Ben şimdi hepsini, alabildiği kadarını kavanozuma koyuyorum. Evet, ben şimdi diğerlerini de servis tabağıma alıyorum. Evet, kavanoz kurabiyelerim gördüğünüz gibi servise hazır. Ben şimdi bu kavanozdakileri saklayacağım. Servis tabağına aldığım kurabiyelerimi de yanına çay demledim. Afiyetle yiyeceğim. Deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Pişman olmayacaksınız bu kurabiye yaptığınız için. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.